Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, Müslümanlık, müminlik, iyi insan olmak, ahlaklı insan olmak, Allah'ın emirlerine ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin talimatlarına uymakla mümkün buna kimsenin itirazı yok zaten. Fakat bir sorunumuz var. İyi Müslüman, iyi ahlaklı insan deyince filanca rahmetli iyiydi derken nereye bakıyoruz biz? Namaz kılar mıydı? İçki içmez miydi? Adam öldürmüş müydü? Zina yapmış mıydı? Hacca gitmiş miydi? Kurban keser miydi? Ramazanda oruç tutar mıydı? Fitre verir miydi? Bunlara hep bakıyoruz. Şüphesiz bunlar doğru ölçüler. Ama yeterli ölçüler değil. Neden? Şimdi madem iyi adamdı rahmetli Allah rahmet etsin iyi adamdı diyoruz biz. Bu iyiliği de cennete gidecek ha. O manada söylüyoruz. Yoksa iyi derken yani Kolları çok kuvvetliydi. Tutsa 20 kilo kaldırırdı. O manada demiyoruz herhalde. Yani iyi adamdı rahmetli. Cenneti gitmeklik adamdı diyoruz. Güzel. Neye göre ölçtük bunu? Geçen hafta camideydi. Fena bir ölçü değil. Adam öldürmemişti. O da fena ölçü. Bankada soymamıştı. O da güzel. Şimdi incelenecek bir boyut var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepimizin bildiği çok önemli bir hadisi var. Buyuruyor ki o hadiste, dört şey var ki bunlar kimde varsa saf münafıktır o buyuruyor. Kimde biraz varsa biraz münafıktır buyuruyor. Bunlardan bir tanesi de verdiği sözde durmamak. Bir insan eşine söz veriyor. Sana şu kadar mehir vereceğim diyor. Çocuğuna söz veriyor. Sana bisiklet alacağım diyor. Dedesine söz veriyor, babasına söz veriyor vesaire. Bir yere imza atıyor. Çekimi şu gün ödeyeceğim diyor. Sonra bu sözde durmuyor. 1 2 4 5 10 Melekler bu adamı ne olarak yazıyorlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisini baktığımızda Yüzde mesela 18 münafıktı diyorlar. Ama namaz kılıyordu. Namaz kılıyor. Ramazan'da da oruç tutuyordu. Eşini cenazenin ilk günü konuşmaz hadi diyelim. Ölümünden 3-4 sene sonra abla be kocan kaç kere sana söz verdi de sözünde durmadı bir sahi dediğimizde kadın koca bir defter istiyor. Yetmez küçük defterler ona çünkü. 100 kere 500 kere sözünde 50 senelik evliliğinde Söz vermiş durmamış, söz vermiş durmamış. Komşusuna, ticaret yaptığı arkadaşlarına, devlete söz vermiş, unutmuş sözlerini. Bize göre rahmetli iyi adamdı. Meleklere göre münafıklarla bağlantısı var. Suç örgütüyle bağlantısı var bunun. Münafıklık diye bir örgüt var. Cehennemin en derin tabakasına düşeceklerin örgütü o. Meleklere göre o örgütle bağlantısı var. İsra suresinin 34. ayetinde allah Teala buyuruyor ki verdiğiniz sözlerde durun. İnnel ahde kâne mes'ûlâ Çünkü verilen sözler hesabı sorulacak şeylerdir Allah bu sadece devlete vergi vereceğim diye söz verince o sözde durmak mıdır? allah Teala'nın sözünüzde durun dediği. Maide suresinin birinci ayeti de böyle başlıyor. Ya eyyüllezine amenu evfu bil ukud. Ey iman edenler verdiğiniz sözlerde durun. Allah'ın açık bir emri bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de geliyor. Sözünde durmayan münafıklıktır diyor. Dörtte bir münafıklık hastalığı var bunda buyuruyor. Bir insanın uluslararası bir anlaşma yapıyoruz. O anlaşmada kontrat imzalıyoruz, protokol imzalıyoruz. O mu sadece söz? Eğer insanın eşine verdiği söz, "Allah'ım sözünüzde durun." dediği söz değilse, öbürü nasıl öyle söz olacak? Bizim Allah'ın emirlerini uygularken mesela, mesela Misal bu. Allah namaz kılın buyuruyor. Sadece camide kıldığımız namazları mı namaz sayıyoruz biz? Evde namaz yok mu? Pikniğe gidince namaz yok mu? Otobüsü mola verip aşağıda benzincide namaz kılmak yok mu? Namaz kılın genel bir emirdir. Ee, camide Allah'ın emri kılacağız. E çıktık camiden namaz bitti. Böyle mi diyeceğiz? Rabbimiz müminseniz sözünüzde duracaksınız buyuruyor. Bu söz sadece uluslararası protokol değil mi? Veya çeke imza attın. Bankada anında sana haciz getiriyor zaten. E mecbur sözünde duracaksın. Çeki ödeyeceksin. Öyle mi diyeceğiz biz? Hayır hayır. Allah ve peygamberi aleyhisselam sözümüzde durmayı imanımızla bağlantılı bir konu olarak önümüze koyuyor. Nerede mümin isek Orada sözümüzde dururuz biz. Eşimizle ilişkimiz varken, eşimizle bir aradayken iman bizimle değil mi? Çocuğumuza ben sana bisiklet alacağım dediğimde bunu mümin olarak konuşmamış mıydım ben? Karakolda Yalan makinesini bana taktıklarında ben doğru konuşuyorum yalan makinesi başıma bela olur diye. Ya da noterden attığım imzayı önüme gösteriyorlar mecbur doğru. Benim iman üzere kurduğum evimde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek yaşadığımız evimizde bu ev ehli sünnet bir insanın evidir diye iftihar ettiğimiz evimizde konuşulan sözler nasıl çiğnenir? Çiğnenemez. Çiğnenemez. Sabah namazını kazaya bırakmak. Neyse, verdiğimiz sözü, özürsüz, kasıtsız, şüphesiz. Yani, bir insanın böyle bir elinde takati olmaz. O gün hastaneye düşersin, ameliyat olursun. Herhalde bunun hesabını kimse sormaz senden. Ya da salı günü sizi şuraya götüreceğim dedin, imkan olmadı. Pazartesinden, özür diliyorum. İlk fırsatta başka türlü yapacağım. Bu sözümden dönmek zorundayım diye rica edersin. Ayrı bir mesele. Hiç söz vermemiş gibi, konuşmamış gibi davrandığımız hareketimiz sabah namazı kılmadığımız gün gibidir. Çünkü sabah namazı niye kılmadın diye soracak olan Allah Celle Celaluhu aynı şekilde niye sen bu sözünde durmadın diye konuşacak. Ve kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözünü bu konuyla ilgili olarak unutmayın. Bakın şimdi. Çocuğa bisiklet alacağım. Bu ortada bir örnek olsun da hani evde herkesin rahatsız olacağı örnek vermeyeyim. Çocuğa bisiklet alacağım dedim. Mümin bir ev bu. Ne zaman işte şu gün, o gün geldi, yok. Öbür gün yok, öbür gün yok. Bunun dışında ben, başka bir hatam yok. Sadece bu sözümde durmama, yalanım var. Bunun adı yalan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir yalan, öbür yalana götürür. Yalan, yalan, yalan birleşince ortaya facirlik çıkar. Facirliğin sonu cehennemdir buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuğa bisiklet sözü verip onu almayan gavur oldu demiyoruz. Daha cehennemden çıkmayacak demiyoruz. Zina yaptı demiyoruz. Kumar oynadı demiyoruz. Ama ne diyoruz? bir yalan ve o silinmemiş bekliyor. Yeni yalanı üretecek muhakkak diyoruz. Öyle diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O yalan iki tane olacak. İkisi daha kolay üçüncüyü üretecekler. Hücre üretiyor çünkü. Üç yalan olunca onlar dördüncüyü daha çabuk üretecekler. Beşinci dört yalanın ürünü olacak. Altıncı beş yalanın ürünü olacak. O 6-7 yalan oldu mu zaten kolektif çalışmaya başlayacak onlar. Bu sefer seli üretime geçecek o yalanlar. Bunun sonu ise facirliktir. Facir yani kötü Müslüman demek cehennemlik demektir diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu sebeple mümin evde sözünde durmak sabah namazı kılmak gibi bir görevdir. Keşke çocuklarımız yavrum deyince dönüp bakacak güne geldiğinde 3-4 aylıktan itibaren yani sesimizi tanıyıp annesi mi çağırıyor babası mı çağırıyor ona mı sesleniliyor bunu anladığı vakitten itibaren hiçbir sözümüzde durmamayı yakalamamış olsalardı. Ne iyi olurdu bu. Bu ne demek olurdu biliyor musunuz? Otomatik çocuklarımızın da sıfır yalanlı insan olmaları demekti. Hayatı öyle öğrenecekler çünkü. Ne yazık ki sözünde durmamayı, yalan konuşmayı çocuklar sokaktan önce anneden babadan büyük oranda öğreniyorlar. Önce annenin, babanın birbirlerine karşı nasıl geçiştirici, oyalayıcı, kaypak sözler söylediğini görüyorlar baba evden gidince ya da eve gelince durulmamış sözün hesabını soran anneyi görüyorlar. Babanın anneyi gene sözünde durmadın diye kınadığını görüyorlar. Sonra da çocuk kendisi de bu işte uzmanlaşmaya başlıyor. Yalan konuşuyor. Evde ilk olmadığı için de o yalan ürkmüyor. Nasıl olsa özür dilerim geçer gider diyor. Sonra bir daha konuşurum. Yani bunu diniyle söylemiyor şüphesiz. Ama hissediliyor bu. Kardeşlerim, evimiz mümin evse, elhamdülillah öyle biiznillahü teala, o evde sözünde durmak var. Çünkü yalan münafıklık işaretidir. Şüphesiz, tekrar ediyorum, insanın sözünde duramadığı anlar olur. Ölümcül nedenler olur. Hatta karşında söz verdiğin kimse o sözünden vazgeç. Ben istemiyorum çünkü çok sıkışık durumumuz der. İkna ederek, helallik istenerek sözden geri gelinebilir. Söz bizim mümin kimliğimizin ipoteği altındadır. Eğer sözümüzden cayarsak ve bunu da telafi etmezsek kesinlikle bundan Mümin evimizin tuğlalarından bir tuğla zarar görecektir. Kazara sözümüzde durmadığımız bir hatamız olursa kendimizi sözümüzün muhatabı karşısında cezalandırmalıyız. Yavrum ben sana işten gelirken çikolata almayı söz vermiştim. Dikkatimden kaçmış, not tutmadığım için unutmuşum. Ben bunu telafi edeceğim yavrum deyip ertesi gün veya ertesi güne bırakmadan hemen gidip bakkaldan alıp gelmek o mümkün olmayabilir. Ertesi gün iki çikolata getirip yavrum bu sana söz verdiğim çikolataydı. Bu da sana karşı yanlış yaptığım için onun cezası yavrum. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben asla sözümden caymam, cayarsam kendime ceza vermeliyim diye şuurlu bir çocuk yetiştirmektir. Bu eşe karşı da böyle. Arkadaşa karşı da böyle. Devlete karşı da böyle. Vakıfta, dernekte bir yerdesin, orada da böyle. Çünkü şu bilinmeli. Mümin bir yere imza atmaz. Atarsa o onun Allah'ın izniyle devlet garantisinden daha garantili sözüdür. Buna inanmalı dostum, arkadaşım. Kardeşlerim, Üzerinde yoğun durduğum için biraz da yani kınanır gibi olduğum bir mesele var. Bu sözde, sözünde durmak var ya, sana araba alacağım, bisiklet alacağım, herkes böyle anlıyor zaten. Ben saat 19'u 5 gece buradayım sözü de bir sözdür. Randevülerimiz en büyük sözlerimizdir bizim. Randevumuza sadakat çok önemli. Ben saat 19'u 5 geçe diyorsam o saatte burada olacağım. Trafik diye bir bahanem olamaz benim. Çünkü trafik bütün dünyada bir sorundur. Ona göre erken çıkarsın. Ben eğer bu ders 20 dakikadır diyorsam 21 dakika yapmamalıyım bunu. Ben 19'da derse başladıysam bir hoca olarak, bu ders 20 dakika sürecek kardeşlerim dediysem, çok rahat bir şekilde ben dersi bitirdiğimde 19'u 20 geçiyordur muhakkak saat'e bakmamak lazım. Hoca 19'u 20 geçe bitirir çünkü. Bu itimadı telkin etmeliyim. Camideki imam telkin etmelidir bu, ima, bu imajı. Yılların uygulamasıyla tabii. Baba sözü senet bir adam olmalıdır. Eş sözü banka teminatı denen şeyden çok daha teminatlı olmalıdır. Biz birbirimizin noteri gibi olmalıyız. İmzamız, sözümüz kesinlikle yerine bulur, ciddidir diye telkinat vermiş olmalıyız pratiğimizle ama lafla değil. Mesela misafirliğe gidiyoruz. Selamun Aleyküm biz çarşamba günü bir saatliğine sizi ailece ziyarete gelmek istiyoruz dediklerinde buyurun 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 hoş geldiniz dediler gittik saat 17'de ziyarete gittik ben o evden 18'de kalkmalıyım çünkü bir saat dedim aa nereye gidiyorsunuz dememeli onlar da bilmeli ki Müslümanın sözü sözdür saat 17'de geliyoruz 27'de de döneriz inşallah anlamında konuşmamalı mümin ama uzun oturmak mı istiyorum? Doğru. Biz saat 17'de sizi yerde gelmek istiyoruz. Siz ne kadar uygunsanız o kadar oturacağız. Tamam. Ucu açık randevu bu. Gerçi böyle misafirlik yapmamalı kimse. Anne ve baba hariç kimse kimsenin evine böyle gitmemeli. Herkesin işi gücü var. Randevularımız dakik olmalı. Arkadaş randevusu da akraba randevusu de. Kardeşlerim, sözümüzde durduğumuz evler mümin evlerdir Allah'ın izniyle. Çünkü sözümüzde durmayı bize Rabbimiz emretti. Çünkü Peygamberimiz bunu münafıklıktan sayıyor. İnşallah bugüne kadar kaçırdıysak da bu güzel ahlakı bundan sonrasında tertemiz bu ahlakımızla şeriatımızın hizmetine bir iznillahü teala devam edeceğiz sözümüzde durarak. Çocuğumuz sözünde duran biri bilsin bizi. Biz çocuklarımızı Çocuğum benim dediyse öyledir diye itimatlı çocuk olarak kabul etmeliyiz. Hele eşler birbirlerine bu konuda en güvenli ilk şahit olarak hazır olmalıdırlar. Allah'tan sözü senet Müslüman olarak huzuruna çıkan kullardan olmayı bize de nasip etmesini diliyorum. Kendim için, siz kardeşlerim için السلام عليكم ورحمة الله وبركاته